Futbol Plus'tan herkese merhabalar değerli futbol severler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren bir gelişme açıkçası ve çok flash bir gelişme. Ee, bizler aktarmak ister misiniz sevgili Taner Karaman? Tabii Kaan. Şimdi şu detayı verebiliriz. Biliyorsun daha önce Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı. Pandemi şartlarından dolayı kaldırılmıştı ve e, ligdeki takım sayısı artmış ve tabii doğal olarak da bir bay takım da ortaya çıkmıştı. E, bu sezon içinde girişimler hızlandı kümü düşmenin kaldırılmasıyla ile alakalı e, kulüplerin federasyona bazı kulüplerin federasyona bu konuda talepleri var e, yayıncı anlamında biliyorsun bir ihale sürecinden geçiliyor burada da maç sayısını arttırarak şimdi doğal olarak takım sayısı arttığı zaman maç sayısı da artacağı için bunu da yine e, Türk futbolu adına Türk futbolun lehine olabileceği düşüncesiyle birlikte e, şu anda bazı kulüpler Kulüplerin isimlerini şu an için en azından paylaşmamız mümkün gözükmüyor. Bazı kulüpler baskı yapıyor ve burada açıkçası öğrendiğim kadarıyla gelen bilgiler doğrusunda e, küme düşmenin kaldırılma olasılığı kaldırılmama olasılığından daha yüksek gibi gözüküyor. E, çünkü ciddi anlamda bu konuda kulisler yapılıyor, raporlar dönüyor ve bu e, süreç içerisinde küme düşme kaldırılırsa eğer e, tabii ki de buradaki en büyük gerekçe maç sayısını arttıralım. Bu sayede yayıncı kuruluşunda kazanacağı para ya da işte yayıncı kuruluşun ödeyeceği parayı da arttırmaya çalışalım gibi bir fikir ortada doluşuyor. Ee, önümüzdeki günlerde bu konuda çok daha net somut gelişmeler yaşanacak ama alt sıralardaki takımları muhtemelen e, rahatlatacak, gelişmede olacak gibi duruyor kan Yani kulüpler şu anda federasyonu ciddi anlamda telefon trafiğine e, <laughs> sokuyorlar ve kulüpler birliği toplantısında henüz daha tam böyle bu konu çok fazla gündem masasına getirilmese de e, ilerleyen dönemlerde de yine bu konuda ciddi gelişmeler olacak kan. Peki e, eğer sıkıntı olmayacaksa bu bir info verebilirsek üstteki ekipler var mı? Dört büyükler var mı peki bu topun içerisinde? Dört büyükler şu ana kadar bu topun içine girmesiler <laughs> öyle söyleyebilirim. Bu konudaki henüz e, biraz daha çekimserler ve daha önceki lig biliyorsun daha önce takımlar büyünce. lig büyüyünce takımların maç başına gelirlerinin düştüğü yönünde. Aslında bu tabii ki ligin büyümesiyle de alakalı değil, ligi pazarlamakla alakalı bir süreçti. Ama şu an gelinen noktada biraz da alt sıra takımlarının baskısı, presiyle birlikte bu süreç ilerliyor. Yani alt sıradaki takımlara şu anda bir bakıyorum puan olarak en çok geride olanlara <laughs> Yeni Malatya Malatyaspor var, Rize Spor var. Göztepe ve Altay var. Yani Altay'dan sonrası biraz 6 puanlık fark açılıyor evet, ama doğru. E, en yakından bu 4 ekibi ilgilendiriyor. Tabii üst gibi da düşme tehlikesi yaşayan takımlarda. Yine burada e, bu konuda aslında federasyona biraz telefon trafiği yapan kulüpler gibi gözüküyor. E, orada kimler var diye baktığım zaman gene e, Giresun Kasımpaşa, Gaziantep, Sivas bir yavaştan geliyor. Ama ondan sonrası zaten 38 puanla evet. Antalya Galatasaray'da ilerliyor aslında. Ee, şimdi maç trafiği olarak artar. Hı hı. Ancak bu oyuncuların performansını nasıl etkiler? Çünkü biliyorsunuz maddi açıdan e, fazla transfer de yapmak istemiyor kulüpler ve eğer böyle bir durum oluşursa gene maç trafiği artarsa hı hı. kadrosunun çok e, alternatifli bulundurması Önümüzdeki gerekiyor. Önümüzdeki sezon Dünya Kupası var bir de. Yani şimdi Dünya Kupası var. Kasım'da kaldı. mıydı, Aralık'ta mıydı? O süreçte. Kasım, Aralık gibi. O yüzden de aslında lig, ligde düşmeyi kaldırmak zorlu bir periyot başlatacak. Şu bilgiyi tekrarlamış olayım. Bazı takımlar ligde düşmenin kaldırılması için federasyonla temasa geçiyorlar. Bu konuda bazı rapor çalışmaları yapılıyor ve süreç başladı. E, federasyon bu konuda ikna edilir mi edilemez mi kısmını zaman gösterecek. Ama %51 diyebiliyoruz artık bu konuda. %51 gerçekten... Ee flaş bir gelişme ve bunu Gel. aktardığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Rica Bakalım ederim. önümüzdeki günlerde gene bununla alakalı değişik bir gelişme olursa izleyicilerimize aktarırız deyip o zaman programımızı kapatalım. Tekrardan evet. teşekkürler. Rica ederim. Değerli futbol Plus takipçileri bir son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteydik. Ee, yeni haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.